Türkleri denizcilik faaliyetleriyle tanıştıran ilk öncü Çaka Bey'dir. 1078 yılında Bizans'ın eline esir düştüyse de 1081 yılında yaşanan karışıklıktan faydalanarak kaçmıştır. Ardından beyliğinin başına geçen Çaka Bey askerleriyle bir araya gelerek İzmir'i ele geçirmiş ve sınırlarını genişletmeye başlamıştır. 1081 yılında modern sayılabilecek bir tersane kuran Çaka Bey, kürekli ve yelkenli gemilerden oluşan 50 parçalık ilk Türk donanmasını oluşturmuştur. Türk Deniz Kuvvetleri'nin de kuruluş yılı 1081 yılı olarak kabul edilmiştir. Çaka Bey bu donanmayla Urla, Çeşme, Foça ile Midilli ve Sakız adalarını fethederek denizcilik dünyasına sert bir giriş yapmıştır. İlk Türk donanmamız 19 Mayıs 1090 yılında Koyun Adaları civarında Bizans ile yapılan ilk deniz savaşımızdan zaferle çıkmıştır. Çaka Bey'in 1095 yılında vefatıyla Türk denizciliği ağır bir darbe almıştır. Selçuklu Devleti'nin dağılmasıyla kurulan Aydınoğulları Beyliği zamanında Umur Bey, 200 yıl sessiz kalan Türk denizcilik faaliyetlerine yeni bir ivme ve heyecan kazandırmıştır. Umur Bey, Ege Denizi'nde 1330'lu yıllarda Bizans ve Ceneviz donanmasına karşı başarılı savaşlar vermiştir. Rodos'tan Çanakkale Boğazı'na, Mora Yarımadası'ndan Rumeli kıyılarına kadar olan bölgede Türk hakimiyetini sağlamıştır. Haçlı ordularına karşı son derece atak ve baskın saldırıları düzenleyen Umur Bey, 1348 yılında Çetin Deniz Muharebelerinin birinde şehit düşmüştür. Osmanlı Beyliği, Karasioğullarından Mürsel Bey tarafından gönderilen 24 gemiyle ilk kez denizcilik faaliyetleriyle tanışmıştır. Mürsel Bey'in denizcilik bilgisi ve kahramanlığı Osmanlı Beyliği içerisinde ün salmıştı. Cesareti ve atılganlığı sebebiyle kendisine kara ünvanı verilmiştir. 1327 yılında ilk Osmanlı tersanesi kurulmuş ve Osmanlı Devleti'nin ilk savaş gemileri üretilmeye başlamıştı. Kara Mürsel Bey de Osmanlı Devleti'nin ilk kaptanı deryası olarak tarihe geçmiş ve adını Türk denizcilik tarihine yazdırmıştır. Kahraman Türk denizcisi Piri Reis'in amcası olan Kemal Reis denizcilik hayatına gençliğinde korsanlık yaparak başlamıştır. Daha sonraki yıllarda ise Osmanlı Devleti hizmetine girmiştir. Düşmanlarından korkmaması ve savaşlarda başarılı olmasıyla Avrupalı denizciler arasında tanınmıştır. 1494 yılında 2. Beyazıt onu Osmanlı donanmasına almıştır. Kemal Reis, İspanya ve Afrika sahilleriyle Septe Boğazı ve Balear Adalarının çevresinde Hristiyan korsanlara karşı başarılı mücadeleler vermiştir. Donanmaya yaptığı tadilat ve ıslahat çalışmalarıyla Türk denizciliğinin gelişmesinde büyük katkıları vardır. İlk defa uzun menzilli topları Kemal Reis kullanmıştır. O dönemde çok büyük sayılabilecek Venedik gemileriyle mücadele edebilen Göke adı verilen gemiler inşa ettirmiştir. Fransız ve Venedik donanmasında ağır hizmetlere uğratmış, Avrupa kıyılarına başarılı akınlar düzenlemiştir. Büyük Türk donanma kaptanları çağını açan Kemal Reis, Rodos Adası şövalyelerine karşı düzenlediği sefer sırasında fırtınada gemisinin batmasıyla şehit olmuştur. Barbaros Hayrettin Paşa, gerçek adı Hızır Reis'tir. Batılılar ona kırmızı sakallarından dolayı Barbaros adını vermiştir. Hayrettin ismini ise Yavuz Sultan Selim vermiştir. Abisi Oruç Reis'i Rodos şövalyelerinden kurtarması ve abisiyle beraber Cezayir Krallığını kurmasıyla tüm gözleri üzerine çekmiştir. Cezayir'de İspanyol gemilerine karşı başarılı mücadelesini duyan Kanuni Sultan Süleyman onu İstanbul'a davet etmiş ve Kaptani Derya unvanı vererek onurlandırmıştır. Osmanlı Devleti'ne 12 yıl hizmet veren Barbaros Hayrettin Paşa birçok zafer adını yazdırarak Akdeniz'in Türk Gölü olmasını sağlamıştır. En büyük başarısı ise Preveze Deniz Savaşı'dır. Avrupalı devletlerin 600 gemilik donanmasına karşı 120 gemilik Osmanlı donanmasıyla karşılarına çıkmış ve Avrupa'nın en çok güvendiği denizci Andrea Doria'yı mağlup etmiştir. Bu savaştan sonra Akdeniz'de Osmanlı'ya kafa tutacak ikinci bir donanma kalmamıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun, yeni videolardan haberiniz olsun.